Ben durup dururken kimseyle kavga çıkartmadım. Ama ben hayatımda çok kavgalara girdim. Hep bana tahakküm etmek isteyenlere karşıydı. Bu kavgalarda çok dayak yedim. Ama dayak yiyeceğimi bile bile bana hükmedilmesine hep karşı çıktım. Kore'den döndüm, hadi bakalım kapıları açın diyecek durum yok. O kapılar benim için hala uzakta ve kapalı. Nereden sızacağız bilinmiyor. O açıdan çalışmak söz konusu. Ankara'daki şans şu oldu, Cam Hattı çalışmaktayken Ulus Gazetesi'nde foto muhabiri olarak çalışan Hüseyin Ezer zannediyorum. Bir müşterik dostluk şeyi içindeyiz. Bir gün bana dedi ki, ya dedi, ben dedi Metin Toker'le konuştum dedi. Senden Akis dergisine sinema yazıları yazmanı istiyorlar dedi. Böylelikle Metin Toker'le tanıştık ve Akis dergisinde sinema yazıları yazmaya başladım. Polemikler benimle başladı diyebilirim. Çünkü Akis'te yazmamdan önce Türk sineması hakkında ciddi polemikler yoktu. Çünkü genelde çoğunlukla yabancı filmler üzerine yazmaktaydılar. Söz konusu Türk filmi olduğunda onu biraz daha geçiştirme şeyiydi. Ama başından itibaren benim mesele Türk sineması. Bu yıllar sırasında ben yani elimden geldiği kadar kendi kendimi yetiştirmeye çalışıyordum. Kuramsal kitapları, temel kitapları okumaya çalışıyordum. Onun için epey kitabiydim. Tabii o kitabiliği meydana getirdiği de bir malumat furuşluk kaçınılmaz bir durum oluyordu. Dediğim gibi insanlar o tarihlerde beni tanıdıklarında biraz şaşırıyorlardı. Karşılarında 22-23 yaşında genç bir insan. O şekilde sinema piyasasında ben daha İstanbul'a gelmeden bana gıyabımda hazır bir ilgi oluşmuştu. Ben Memduh Ün'ü tanıdığım 57 yılında Memduh Ün'le garip bir tesadüftür Yeşilçam Sokağı'nda tanıştık ilk. Ve çok yakın dost haline geldik.